İzmir'de bir cinayet işlendi yaklaşık 3 yıl önce. Öldürülen isim Erdem Kaynak'tı. Polisle birlikte Müge Anlı ve ekibi de sır perdesinin aralanması için devreye girdi. Çember giderek daralıyor. Şimdi o konuyla ilgili detaylar. Senin bana söylemek istediğin bir şey var mı? Ne biliyorsam, ne gördüysem ben ondan anlatıyorum. Yok, anlatmıyorsun bence. 4 kurşunla katledildi. Ölümünün ardından yanıt bekleyen sorular kaldı. Konuş artık. Cemisem konuşur ama ben ne bir şey bilmiyorum. Nasıl? Tarih 31 Ekim 2022 idi. 37 yaşındaki Erdem Kaynak başından vurularak öldürüldü. Hangi gün gittiniz İzmir'e? Tam bilmiyorum hani. İzmir'e cumartesi gün gitti bunlar. Benim çocuğum da pazar günü akşam vuruldu. Ali Kan'ın bir diğer şüpheli Halil Kaynak tarafından tehdit aldığı, bu yüzden Erdem Kaynak'a hedef gösterdiği ihtimali üzerinde duruldu. Şimdi bir adam diyor ki bekleyin diyor. Sizi bulacağım. Sizi bulacağım diyor. Sizin beraberce gittiğinizi nereden biliyordu bu adam size? Bekleyin geliyorum berabersiniz diyor. Adam görüşmedim bilmiyorum ben. Bak şimdi sen Ali, tamam mı? Evet. Halil'le beraber oturuyorsun. Halil seni bırakmıyor. Senin kafana silah dayıyor. Evet. Tamam mı? Sen Erdem'i çağırıyorsun. Böyle bir durumda Erdem'i çağırdığına göre, cumartesi günü de böyle bir mesaj aldığına göre, pazar günü de aynı şeyin yaşanıp yaşanmayacağının garantisi yok. Evet, ama bence çok muhtemel. Müge Anlı bir kez daha olayın üstüne gitti. Erdem arabasıyla geliyor. Halil tak diye Erdem'in arabasına biniyor. Evet. Ve Erdem'in yanına oturuyor. Ve sonra da Erdem'in kafasına silah dayıyor. Yalan söylemeyi adet haline getirmişsin. Evet. O yüzden senin biz hiçbir dediğine inanmıyoruz. Ali Kan çelişkili ifadeleriyle şüphe oklarının hedefindeydi. Bir gün evvel sana ikinizi de bulacağım deyip, aslında sizi bulacağım, yani cezanızı da vereceğim diyen Halil'in mesajını Erdem'in öldürüldüğü sırada silmenden dolayı sana bunlar soruluyor. Tıpkı Halil senin kafana silah dayadığında Erdem'i çağırıp, hayır, Erdem'i onun önüne ateşe attığın, hayır, gibi. Ama ben diyeceğim ki benim herhangi bir şey haberim yok ablam. Şüpheler ortaklaşa işlenen bir cinayete işaret ediyordu. Niye Erdem'i uyarmadın? Mesajın geldiğini hatırlamıyorum. Hakemede ne dedin? Ne demiş? Ben Halil Kaynak'a ait hiçbir mesajı telefonumda istemiyorum dedin. Hakim sana orada diyor ki o zaman hepsini sileydim. Belki de sizin o mesajla jandarmaya gidip ya bu adam bizi şikayet ediyor kardeşim demeniz lazım. Aynı şeyi konuştuk bak, silah çekilden konuşuldu.